Evet, Meslek Hikayeleri programının bu bölümünde ise Vezir Köprü'ye geldik. Vezir Köprü'nün merkezinde tarihi Bedestan Çarşısı'ndayız. Peki bugün burada ne mi yapacağız? Esnaflarımızla konuşacağız, onların dertlerine, sıkıntılarına değineceğiz. Ve Bedestan'ımızın tarihini bir de onlardan alacağız. Onlardan önce Bedestan tarihini bir söyleyecek olursak, 600 yıllık Osmanlı tarihinde devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve camiler inşa ettirmediğini, ticari hayatı geliştirmek ve yönlendirmek için şuurlu bir şekilde kervansaraylar, hanlar, bedestan ve çarşılar da inşa ettirdiklerini görüyoruz. Geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı'da ticari malların toplandığı, değerlerinin tespit edildiği ticaret merkezi ve borsa olarak da Bedestan kullanılmıştır. Evet, bugün Bedestanları bu şekilde kullanacağız. Zamanında borsa, işte han merkezleri olarak da kullanılmış. Bakalım bugün Bedestan'da neler var? Bugün neler göreceğiz? Haydi hep beraber bakalım. Evet, eskilerden kim kaldı derseniz, eskilerden Ahmet amca kaldı. Şu anda onun dükkanındayız. Peki Ahmet amca ne iş yapıyor derseniz, saatçi, saat tamirciliği yapıyor. Bir de onu kendisinden tanıyalım. Bakalım nasılmış, işler nasıl gidiyor, kendisine soralım. Merhabalar Ahmet amca. Sen benden güzel sanattın, ben konuşacağım lafı anlatıyor zaten. Olsun, bir de onu senden alalım. Seni tanıyalım. Şimdi ben Aras'tan'ı şu anda... Bir arkadaşım daha var, benden bir yaş büyük, en eskisi iki kişi kaldık burada. Burada ben çocukken, 5 yaşımdan beri bu Bedestan'dayım. Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Şöyle, babam saatçiydi, hem imamdı, evet. Demirciler Camii imamı. Babamın ustam benim babamdı. Ondan sonra buraya odun taşımaya başladık, ekmek torbalarında. Evet. Sabahlar 5-6 odun getiriyoruz evden, düğün sobaya. Bu şekilde Bedestan'ın en eskisi oldum ben yani şimdi. Şimdi 73 yaşında, demek ki 60 küsür sene evveldi bu Bedestan'a çalıştım devam. Evet, 60 küsür senedir bu işi yapıyor. Meslek Hikayeleri programında sadece rekorumuz kaçtı Nurula? 52 idi rekorumuz. Şu anda kaç dedin? Ahmet amca. 5 yaşımdan beri buradan da 73 yaşındayım. 68. 68. Şu anda evet, Meslek Hikayeleri programında en eski tarihimiz 68 yılı oldu. Burada, evet, rekorumuz çünkü 52 idi, 68'e çıkarttık onu. Nereden 52? Evet. Buradan mı? Yok. Daha önce bir terzimiz vardı. 52 yıldır terziydi ve hani meslekte kalma süresi evet, o şeydi. Evet. Peki saatçilik mesleği nasıl yapılır? Tamircilik mesleği. Ya bu esasında biraz Allah vergisi olan bir şeydir. Her adam, her sanatkar olamaz. Ben babamızda bakarken, babam saatçiyken ben ona bakarak oldum yani. Bana ancak kırdıklarımı fark ederdi. Aa, yine çarkını kırdın derdi. Oturduğu yerde duyardı onu. Biz öyle bir en az 500 sene saat kırdı. Öyle kolay değil saat. Çünkü şeyi yok. Babam ustalı, kendi öyle 5 saat vardı. 10 cins desen saat yok. Şimdi gibi değil. Onlarla böyle devam ettik derken o sanatı da iyi ki bana vermişim. Okul okuyordum, okulu da bıraktık. Yani bazı öğretmenler sebebiyle bıraktım yani okulu yani daha da. Ondan sonra buraya demir bağladık işte, ondan beri devam. Askerlik halinde devamlı da böyle gittik. Sen burada tek misin? Çoluk çocuk ne yapıyor? Yenge ne yapıyor? Çocukların bu işe girdi mi? Sen babadan almışsın yok, bunu. Yok. Ben zaten istemezdim ya çocuklar da.
Oğlan daha İstanbul'a gitti orada. Kız da evli, buralı bir gençle Ankara'da. Evet. Bizim hanım da anasına bakmaya gider bol bol İstanbul'a. İşte ben böyle geziyoruz, hayat devam ediyor. İyi. Peki çırağımız oluyor mu? Çırak. Üç tane çırağım oldu. Biri öğretmen oldu. Birisi bir okulu bitti, biri de bu ilaç firmasında çalıştı. Bir derken bir çırakların hiçbiri bir saatçi olmadı. Biri imam, biri imam oldu. Ankara'da büyük camide imamlık yaptı. Bu kadar. Peki yani daha çırağımız gelmiyor mu? O kime gelecek? Çırak kim olacak? Çırak olacak. Bundan sonra aile şunu kafasına alıyor. Şu çocuk okuduğum ben devlete yıkayım, yükünü götü taşısın diyor. O çocuk gelip burada çıraklık yapar mı yani? Ben zaten şu vaziyette, ben bugün seninle burada konuşuyorum, bugün 10 bin lira para aldım. Şimdi şöyle diyeyim mesela, 4 gününde ne vereceksin çırağı 10 bin lira, 4 gün sana yetmiyor 10 bin lira, evet. Çırağı ne vereceksin? Ama az önce yine bahsettim, yine söyleyeceğim. Çünkü benim için bu çok önemliydi. Bir terzimize gittik yine, terzimiz şunu dedi. Ben çırakken dedi, 2 yıl çıraklık dönemim oldu, 1 yılı dedi, babam gelir, her hafta sonu benim ustama para verirmiş. Evet. Sırf yanında ben çırak olduğum için dedi. O zaman. Peki bununla ilgili ne düşünüyorsun amcam? Nerede bulacaksın öyle para verecek adamı, nerede bulacaksın? Çocuğu senden istiyor adam, para verir mi adam ya? Esas bu yükü var yığan devlet. Ben şimdi şunu diyorum, ben hala konuşuyorum. Bugün liseye okuyan çocuk, eğer bir sanat okulunda bir yıl okuyacak bir mecburiyet koşmuş olsaydı bugün sokakta boş adam gezmezdi. Bugün bak ayakkabı tamircisi kalmadı, pantolon paçası yapan kalmadı. Ne ararsan ara. En güzeli berberlik yapıyor şimdi. Gençler bol ya. O saçları böyle yağlayarak da mağlayarak da para kazanan onlar da iş yani. Bizim yaşımız berber değil yani. Yok sanat yok. Kimse sanatçı olmak istemiyor bir de. Peki neden sanat? Yani insanlarımız neden gitgide sanata, zanaata hani bu kadar uzaklaştık? Ya bak şu anda yaşantı, bak gençlerin yaşantısı, en güzel istediği sanat ne biliyor musun? Telefon satma işi. Genç kız da bir sekreter yanında oluyor. Sohbet. Onlarla işi, bunlar para kazanmaz. Hiçbir elleri boya olmayacak, kara olmayacak, leke olmayacak. Böyle olur mu? Olmaz. Böyle para kazanma. Biraz alnı terleyecek. Ne diyorum ben burada niye? Ben sabahları 6'da 7'de geliyorum buraya. Mecbur da değilim. Ha biraz uyuyamadım da. Ben erken geliyorum. Diğer genç saatçi ikisi. Ben geldiğimde öğlene kadar Allah'tan ekmeğimi çıkarıyor bunlar kalkınca da. Pil de karakta, cam da karakta. Benim işim bitiyor yani. Onun için 5-10 kuruş parayla çocukla çalışmaz. Bir sürü gazete satıyor köprüde. Talebe ben bazını hiç okumasam da bir tane gazetesini ben alıyorum çocuğum. Yani 1 lirayla ne yapıyor? Okul parası çıkarıyor hala. Yani devletin dedim bana sıkıyor, eğer mecbur böyle bir şey koşmasa hiçbir zaman sanatkar bulamazsın. Biz Avrupa değiliz kardeşim. Onlar atmayı bile, şu saat Çin saati. Bunu atabiliyor. Biz atamıyor. Bizim köylü yine 25 bin liraya aldı saati. 25 bin lira masrafını yapıyor veriyor. Bunlar olmaz böyle. Biz onlar atıyor. Bizde de şey yok. Peki saat tamirciliği mesleğine devam eder mi? Devamı gelir mi bu mesleğin sizce? Muhakkak gelir. Ya şu anda Türkiye'de ne pahalı saat. Dünyada öyle saatler var ki. Vezir Köprü'de bile 800-900 bin lira saat kullanıyor millet. Ama bizim gibi adamların işi değil. Bizim devrimizler onlar. O elektronik saatler ayrı bir kural. Yok, ben ondan bahsediyorum. Yani şöyle, saat tamirciliğinin mesleğini zanaata, sanata döken tekrardan ustalar yetişir mi? O sana muhakkak yetiyor. Şimdi orada çalışanlar bu dediğim şiir, mesela servis diye götürüyorsun. Servis deyince orada 5-10 tane çocuk çalışıyor kapalı odada. O bir tane patron orada bakıyor saati, içeriye veriyor saati. Aha işte usta sana. Ama usta da bunu dedim her zaman da o parayı nerede bulup da tezgahı açıp kuracak o. Bizim burada hadi neyse bizimki ucu. Bugün bir böyle servis dediğin yeri bir açtın mıydı? Her şey tam tekmil olacak. Yani güzel gösterişi olacak, iyi yerde olacak, ana caddede olacak. Nerede? Bizi bedesten olmasa bizi çekecek ya, kahrimizi kim çekecek? Peki Bedestan'a yani şöyle, sizi dışarıdan bilip evet Ahmet Usta orada, gidip ona saatimi yaptırayım diyen çok insan var mı? Yani dışarıdan biliniyor musunuz? Havzadan geldi bu. Havzadan? He. Oo. Mesela Samsun'dan olur. Ankara'ya gidersem orada mesela tanıdığım, ya şu dedemi bizim babalığımın saati var, şunu bir yapalım. Oturduğum hal burada saat yapılır mı diyorum adama. Evet. Fakat yine de öyle gidiyor yani işte. Evet. Fakat yine de saatçilik bitmez.
Şu var. Şimdi şu arada Çin hakimiyle gidiyor ama normal kaliteli saatler, gençler saat kullanıyor. Kolonda saat var mı? Yok. Niye sen telefona diyorsun? Yani pahalı saat kullanıyor gençler. O da bizim işimizde. Benim şimdi 70 yaşında bir adam gözler bunda beni eski zaman gibi diyor ki. Şimdi şu saatin neresine bakacak? Göreceğim elini alacağım. Ya mesela neresine elini alacağım? Söksün şimdi. Aha makine bu. Şimdi onların makinesi bu. Kocaman saat görüyorsun, hepsi böyle. Bunlar bundan sonra evvelden gözün görecek, elin titremeyecek saatçilikte. O duruma geldi mi bu iş biter. Biz şimdi ne yapıyoruz? Cam takıyorum, kayış takıyorum, pil takıyorum. Derken Allah bereket ediyor, dükkanımızı bekliyor. Sonra ben 5-6 arkadaşımın geleceği bir yer. Nerede oturacağım ben yoksa? Evet. Onu bunu dükkanda mı gezeyim öyle? Peki şöyle soralım bir de, 68 yıldır bu işin içerisindeyiz ve Bedestan'ı da biliyoruz. Dışarıdan bizi izleyenlere, Bedestan'ı bilmeyenlere buradan ne demek istersiniz? Yani Bedestan'ı tanıtacak olursak, Bedestan hakkında ne demek isteriz? Şu anda hiçbir şey diyemedim. Bedestan hakikaten okuludu burası. Her sanat burada içindeydi. Bakın Antep denilen ayakkabılar var, Antep ayakkabıları burada yapılıyordu. Sobalar burada yapılıyordu. Hep tüketicimiz, yapım yok ya. Bunlar bak dışarıdan geliyor bu semaverler. Burada bir tane yok. Evvelden Vezir Köprü deyince semaveri bilinirdi. Bak şu yassı semaverler var, küçük de yan yana. İşte Vezir Köprü semaveri bu. Diğerleri Antep'ten geliyor, oradan Havzalı çocuk. Burada çırağıdı, beyazları Havzalı çocuk yapıyor şimdi burada. Buradan aldı o idare. Evvelden çok güzeldi, kebabıyla çok meşhurdu bu Bedestan deyince. Sen bilemez artık, senin baban yaşları bilebiliyor. Buraya geldi mi, bir defa gelince bir sene İstanbul'da falan gelen o öldü mü bakıyor bu sefer arıyor, onu arıyor. Nerede onun dükkanını arıyor da bulamıyor. Bitti, dediğim gibi hayat değişti ondan sonra, adamla da değişti. Eski esnafın nerede bulacağım ben? İşte bir kısa bir şey anlatayım da aklımda kaldı. Burada karşımda bir Naşit Emmi derdik, çok yaşlıydı evet. O zaman. O anda dediğimde sakal buradaydım, 75-80 yaşında da. İşte abim öldü, ben de okula gittim, kapalı dükkan, baktım kapalı. Naşit dedim, babam gel nerede dedim ben. Oğlum babam gel dedi, İstanbul'a gittiler dedi, haber dedi. Bir gün sonra da geldi benim evde, evimize ta Vezir Oteli'nin arka tarafında. Kapı çalmaya baktım, bir mühür yazardı o zaman, 25 kuruş o zaman mühür yazdım. Baktım, Naşit dedim mi sakallı adam. Oğlum Şükrü sen yemen, gelirsin yine der, gel şu mühürü yaz. Çocuk gönderebiliyor mu bakayım hadi buradan, beni çağırmayacaksın. O zaman adam da böyleydi. Şimdi kimse yekemez, kimse birbirine böyle bakarlar. Halbuki sana da Allah veriyor, ona da verdi, yok. Yeter ki ben kazanayım, gerisi ne olursa olsun. Peki şöyle soralım. Yani ürün çeşitliliği açısından, yani saatlerimiz çuvaldı, evet. Peki siz bunları yapmakta zorluk çekiyor musunuz veya hep aynı tip saatlerden mi gidiyoruz? Şimdi bu az evvel Çin saati diye gösterdi. Şimdi bunlar makineler tamir olmuyor. Evet. Bunun sonra da bir dedim pil takıyorsun ben de. Çünkü ucuz olduğuna daha da fazla 25 bin lira şu iyi makineden takayım ben buna dedim. Ben bunu kabul etmez, atıyorlar işte bunu şimdi. Yapma bir şeyimiz yok bizim yani. Uğraşsan para vermez acaba yani adam onun için. Mesela şu kadın saat, bayan saati 100 bin lira saat. Daha bunu yapabilirsen mesela ben kendim olmuş. Çünkü gençler yapıyor şimdi Ahmet gibi. Bunu tamir edebiliyor yani. 100 bin lira saati 25 bin, 30 bin, 50 bin lirayı verebiliyor bir yerde. Ama buna ki ne verecek? Peki eskiye göre ekonomimiz neden geriliyor? Yani şu anda yani esnaflarımız neden bu işleri bırakıyor? Sanat ve zanaattan uzaklaşıyoruz. İnsanlar artık neden bunu istemiyor? Hep hazıra neden yöneliyoruz? Ya hazıra devlet yaptı kardeşim. Bu diyor ki bu hazıra her şey dışarıdan geliyor. Yani bir üretim bir şey var mı? Bir şeyimiz yok bizim. Ya şu pili Çin'i kızdığımız Çin bugün var. Kadınları yapıyor şunları. Evde oturan kadınları yapıyor bunu. Bir tane bir şey yapmayı bilmiyorsa, şu tokayı, şu saati kilidini yapmayı beceremiyorsa, biz kendi kendimize parçalatıyoruz. Yani Türkiye güçlü, şu neyi güçlü? Ne, şuralarda Vezir Köprü'de gıda, yiyecek maddesi sorunu olmaması lazım. Köylü foşetleri doldurarak gidiyor lan. Domatesi desene yetişir, patates desene yetişir. Yok, hiç kimse yok. Bu bankalarda alıştırdı bu hükümet seçimlerde. Para vermesi bedava, düşük faizle 20 bin lira, 30 bin, hep taksi. Bak ateşek bulamazsın burada şimdi. Hepsi taksiler almışlar. Bundan sonra ne olacak onu bilmiyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, oraların ikinci, üçüncü elleri dolu burada. Çalışmadı mıydı mahalle köşesine bırakıyorlar arabalarından sonra.
Yani her tembelliğe alıştık yani. Şuraya zamanında Demirel devrindeyken bu Attepe köyü var oraya. Baraj getirmeye uğraştığı zaman askerlerine savaş ettiler köyde. Hmm, evet. Bunu yaptırmadı. Şimdi işte karpuz deyince bu kamyon kamyon geliyor dışarıdan karpuz almıyor şimdi. Oh. Ama yani bu vaziyette yani biz fazla şeyler yapamıyor. Yani yetişim vardı yani. Var ya, olmaz mı ya? Biraz onlardan bahsedelim. Var, olmaz. Yani? Biraz o üretimden bahsedelim. Vezir Köprü'de neler üretiliyordu? Ya başta bir defa kendirden başlıyor bir defa işi. Evet. Ya buğday da oluyor, pancar da oluyor, her şey oluyor. Hepsi dedim bak şurada şey köyümüz yakında burada ormana giderken o tarafta. Aa, şurada bakkal zepseci dükkanı var bak. Adam kendi yetiştirdiğini satıyor. Evet. Vezir Köprü'nün şahane bir zepsecisi. Kardeşim var ama dedim ki şimdi köylü bunu ona da uğraşmıyor adam. Değil mi bu bedava paraya alıştı. Bir de bizim burası şeyi kaybetti en başta. Gençler hep dışarıya çalışmaya gidiyor. Hep inşaatçı. Para getiriyorlar. Para gelse evlerini de yapıyorlar. Babalarının kucağına parayı da döküyor gidiyor olanlar yani gençler. Ve yani biri para girişi onlardan başkası yok burada. Başka bir yerden para girmiyor. Hepsi buradan git İstanbul, Ankara, İzmir'de hep. İnşaatta onlar çok da iyi ustalar yani. Öyle bir şey usta değil yani. Yani inşaata yönelme. İnşaat ustalar yani. Sen bu Vezir Köprü şu 10 sene evvel bu binalar yoktu burada. Çoğunu bir müteahhit de girdi. Şimdi müteahhit alası senin evi yıktı, eski evi yıktı yapılırken. Hep yapanlar onlar ha işte. Kendilerini de yapıyor bu arada bir dairesini yapıyor. Ya hem yaz köylerde gitsen abi şuradan böyle bir yol var. Çünkü sen Kargucak köyü var. Hep ustaların evi, şehir ya. Oo. Binaları gör, yanında bir düğün salonu var, Ankara'daki düğün salonu var. Allah Allah. Şu üniversiteye gitmedin mi? Yok, gitmedim. Ha bir gitsen görürsün, üniversiteyi göreyim orayı dersen, git orada görürsün, o düğün salonunda görürsün. Vallahi burada şehir için 4-5 düğün salonu, oradaki kadar değil. Yani bütün ustalar aynı köyde çalışıyor. O işte o köy meşhur, daha var diğer yerlerde. Diğerlerde amele olarak gidiyor, onunla usta. Onunla usta. Onun ustaların da hükmü yok, çırağın da hükmü yok. İşte burada böyle gidiyor. Köprü böyle büyümez yani. Bir de öyle dedi yani. Çok dedikodusu olan memleket, beddua var ya bu Ayşe yani öyle dedilerin konuşmalar. Biraz çok millet ve herkes birbirini çekemez yani. Ben bu nasıl aldı bu parayı? Bu nereden buldu lan? Nereye soydu? Ne? Define mi buldu? Başlar millet. Avaraysa bol. İki kişi yan yana geldi. Maalesef merak duygumuz hep var yani bu milletimizde hep var böyle Türklerin merak duygusu. Peki son olarak ne demek istersin Ahmet amca? Bir şey demeyeyim ne diyeyim? Yani Bedesten hakkında, işler hakkında. Bedesten değişmez, Bedesten bundan fazla ileri gitmez. Niye? Millet bak Vezir Köprü bilmiyor. Şimdi diyorlar ki herkes burayı bir ay çoktan burayı halledecekler. Ya bu niye bu diye bunda duruyor bu tenekeciler falan burada. Lan bu tenekeciyle çıksa kim girer bu bedestene? Köpekle bile durmazdı burada. Evet. Ya buraya diye kuyumcular niye gelmiyor? Lan kuyumcular hep kendi dükkanında. Buraya buz gibi yere girip de ne yapacaklar burada? 5 tane kuyumcu burada dükkanlar da olsun içeri diyalı. Yani böyle bedesten yine aynı bu abi Semih Haberciler sahisine gidiyor. Dualarına diyeceksin. Halbuki duası diyorum onlar çerçevesine gidiyor burası. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bizi ağırladın, ben anlattın. Ben konuşmadım, sen konuşun. Olsun canım, ben sana sordum. En azından öğrendik, bilmediklerimizi öğrendik, eskiyi öğrendik. Teşekkür ederiz. Köprü iyi memleket. Bakma, kazalar içinde bak, Çarşamba, Bafra'ta araba demiyorum da, Vezir Köprü bu tarafta sizin olsun oralardan çok iyi. Bir de bak, yeşillik olarak şansınız, bir de o şeyler çıktı şimdi, ne diyorlar o? Barajlar, göletler, möletler bir sürü yerler, şahane oturum yerler var yani. Yazın gel buralar. Ne hangi ağaç dibine otursa oraya bulursun yerini. Evet. Çok teşekkür ettik o zaman. Kolay gelsin. Ya, sağ ol.
Evet, meslek hikayeleri programında rastlamadığımız bir sektördeyiz, bir işteyiz. Semaver yapımı. Ben de gerçekten semaver yapımının nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Ve gerçekten gelmek istiyordum. Vezir Köprü Bedestan'da nasip oldu diyelim. Şimdi yanımızda Sebahattin Bey var. Onu tanıyacağız. Kim olduğunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. İsmim Sebahattin Aktaş, semaver ustasıyım. Şu an semaver imalat ediyoruz. Evet. Bedesten Çarşısı'nda. Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Evet. Peki babadan gelme mi bu iş? Yok değil. Usta değil. Da öğrenin. Evet. Peki ilk başta şey alalım. Bedesten hakkında ne demek istersiniz? Bedesten hakkında tarihi Bedesten Çarşısı işte yaklaşık 450-430 yıllık. Evet. Tarihi Bedesten Çarşısı. Daha öncesinde ayakkabıcılar olarak, kunduracılar olarak kullanılmış. Şu anda da semaver satış mağazası olarak kullanılıyor. Alışveriş merkezi olarak. Peki semaver imalat yapımı dediğimiz zaman bu nereye giriyor? Bu iş nasıl yapılır? Biraz bahsedecek olursak. Bu iş bizim yaptığımız semaver şu anda tabii teknoloji ilerledi. Makinalarda fabrikasyon olarak imalat çoğaldı. Ama şu andaki bizim yapmış olduğumuz Vezir Köprü'ye özgü. Vezir Köprü'ye şu anda simgesi altına girmiş olan yastı model. Türkiye'de hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz imalat. Şu anda biz onunla uğraşıyoruz. Kalaylı saydan, kalvanizli paslanma saydan, sarı pirinç saydan ve bakırdan. Şu anda onlar yapıyoruz biz. Bu Bedesten'deki imal ettiğimiz bizim el sanatı olarak şu andaki küçük bir yerde görmüş olduğunuz gibi burası Bedesten Çarşı'ndaki dükkanlarımız küçük. Yaklaşık 5-6 metrekare olan bir dükkanda yapabilen bir semaver şu anda bizim imal ettiğimiz. Ama tabii şu anda da bakırlar, kromlar bunlar büyük fabrikasyon olarak da yapan arkadaşlarımız var burada, komşularımız var. Büyük yerlerde ama şu anda Bedesten Çarşı'nda değil onlar. Çünkü büyük makineler kullanmak zorunda. Peki bu işin yani gerçekten satabiliyor muyuz? İşlerimiz nasıl gidiyor? Ekonomisi nasıl bu işin? İşlerimiz şu ana kadar işler düzgündü ama tabii ki benim yaptığım olan yastı modeli olarak 30-35 tane usta vardı. Şu anda 2 arkadaş kaldık biz. Tamamen el işçiliği 33 parçadan bir yere gidiyor. Tamamen el sanatı olduğu için biraz imalatı ağır olduğu için satışlar biraz düşüyor. Diğerleri de fabrikasyon olanlarda malzemeler pahalandı şu anda. Yani maddiyat yükseldiği için satışlar biraz oradan yükseliyor ama işler iyi ya da Allah'a şükür. İmalata göre gidiyor yani. Satışlar şu anda oluyor. Evet. Bir de sezonluk işimiz. Hmm. Sezonda Nisan'da açılır. Okullar tekrar açılınca yine okullar kapanınca biter sezonluk ama o andaki sezonda işlerimiz olur yani herkes imal ettiğini az çok satabilir. Çok kazanacakmış az kazanır. Esnaf peki, bu kadar. Peki bir tane semaverimiz yassı mı dediniz? Evet. Yani yassı model. Yassı model semaver. Kaç günde ya da kaç saatte meydana geliyor? Bir usta günde 5 tane anca yapabilir. Çok iyi oldu. En azından şöyle fabrikaya oranla bence bu 5 tane gayet iyi diyorum ben. İşte, tabii tamamen el işçiliği, el sanatı olduğu için başka bir işle uğraşmazsa işte günde bu dükkanda akşama kadar çalıştığı zaman bir usta 5 tane anca yapabilir. Peki yazları çırağımız oluyor mu? Yazları çırağımız önceleri oluyordu da şu anda biraz çıraklarda sıkıntı oluyor. O ben yine yani okumaya veya okula karşı değilim ama okullar 4+1 olduğundan dolayı çırak şu an bulunmuyor. Önceden çocuklar ilkokuldan veya ortaokuldan çıktığı zaman lise zorunlu olmadığı için okumayacağını herkes kapasitesini bilir. Okumayacağı için çıraklığı burada alabiliyordu ama şimdi lise zorunlu oldu. Dışarıdan okusa da içeriden okusa da çırak bulunmuyor şu anda. Liseden çıkan bir kişiyi kendi oğlun da dahi olsa buraya dükkana alıştıramazsın. Çünkü 18 yaşında oluyor. 18 yaşındaki birisine hiçbir şey söyleyemezsin, öğretemezsin. Peki şimdi siz böyle dediniz. Hani çırak zor oluyor dediniz. Evet. Peki bu işin devamı nasıl gelecek çırak olmuyorsa? Yani çırak ilk önce tabii ki okulu zamanında yaz tatilleri girecek. Arada bir bu işi yapacak ki kalfalaşma dönemine geçsin. Hani bu dönem olmazsa bu işi yapan insanlar nasıl çıkacak?
Ya şimdi bu işi yapan insanlar liseler işte dışarıdan okuduğu zaman, dedim ya az önce, herkes kendini biliyor. Okuyamayacağını hissettiği için akıllı çocuklar diyeyim ben. İnan onlara ben akıllı çocuklar diyorum. Okuyamayacağını hissediyor. Dışarıdan okuma kararını alıyor. Bizim yanımıza çırak olarak girebiliyor. Ama yok işte ben okuyorum havasına girip ama okuyamayacağını da yani kestiremiyor. O şekilde çocuklarımız öğrenemiyor onlar. Okulundan 4+1, o 4 yılı içerisinde tam çıraklık olacak. Ben çünkü 12 yaşlarında, 13 yaşlarında çırak girmiştim. Askere gidinceye kadar her işi öğrenmiştim. Usta oldum, askerden geldiğimde kendi dükkanımı açtım. Ama çocuk okuldan çıkıncaya kadar 18 yaşında oluyor. 19 yaşında askerlik cebi geliyor zaten. Derken bunlar şey demiyor. Ama akıllı çocuklar, ben diye dışarıdan okuyayım. Zorunlu ama, zorunlu olduğu için dışarıdan okuyor. Tek diplomam olsun. O zorunluluğu ortadan kaldırabilmek için dışarıdan okuyor. Yanımıza da geliyor, çıraklık yapıyor. Böyle olursa çırak olacak şimdi. Başka türlü olmayacak. Yani bu şekilde de yapılabilir. Bu yani şekilde, şöyle. Ya bu şekilde evet. Yapılıyor. Şu andaki işte eğitim sisteminin oradaki boşluğunu değerlendiriyor. Dediğim gibi akıllı çocuklar ama ondan da çok az bir çocuk arkadaşlar çıkıyor yani kendini değerlendirebilen. Yazları şimdi okul geldiği, okul tatili olduğu zaman yazın çocuklar şimdi diyor ki zaten diye 3 aylık tatilim var diyor. 15-20 gün işe başlamıyor. 2 ay 1 ay kadar başlıyor. Tekrar 15-20 gün 1 ay kadar da önceden bırakıyor. Orada işte girip geçenden de çırak biraz zor. Biraz fayda olmuyor. Çünkü ben çocuğu alışınca kadar çocuğun tekrar okula açılıyor. 3 ay gibi bir süreç var. Maalesef hani bunun 2,5 ayı oluyor diyelim ki. 2,5 ayda da zor biraz. 2,5 ay bile olmuyor. Çünkü 15 gün dediğim gibi işe başlamıyor. Okuldan yeni çıkmış. Az bir istirahat edeyim, dinleneyim gibi. Bu sefer 15 gün öncesinden de tekrar buradan bizden ayrılıyor. Evet, derken anladım. Bize 2 ay kalıyor. Anladım. Peki son olarak bu meslekle ya da bu mesleğin nereye kadar gideceği bile C ile ilgili ne demek istersiniz? Şu andaki son meslek dediğim gibi 30-35 tane usta vardı. Şu anda ben yassı semaver olarak üzerine konuşayım. Yassı semaver olarak şu anda sadece ben yapıyorum. En son usta da çırak da benim zaten. Şu andaki en son usta da benim. Benden sonra çırak şu an yok bedestende, yetişmiyor. Yapan arkadaşımız da bir ustamızın, o da oğlu yani kendisi de. Çırak falan değildi, babasının mesleği zaten. Çıkmıyor çırağımız. Şu anda da çırak, benim çırağım yok. Evet. İnşallah o zaman buradan söyleyelim ailelerimize. Vezir Köprü merkezde oturan ailelerimizi Sabahattin abimizin yanına yazları çırak olarak bekliyoruz. Öyle diyelim buradan. Evet, bu işin püf noktaları nelerdir? Bir de onlardan bahsedelim. Bu işin püf noktaları yastı semaver, yastı model olanı yatay olduğu için bacası alt taraftan yukarıya doğru daralmış olur. Yuvarlaklarda da aynı şekilde ama yuvarlaklar oval olduğu için biraz suyu eşit şekilde gövdeye dağıtmadığı için o biraz geç kaynıyor. Yastı model olanı çabuk kaynar. Bir de yatay olduğu için ambalaj olarak yer kaplamaz. Malzeme olarak da kalaylı teneke kullanırız biz. Ömrü kısadır. 1 yıl, 1,5 yıl falan kullanabilirsin. Ama çayı lezzetli olur. Kalay vardır dışında. Kalayın kokusu güzel olur. O suya çıkar. Artı zaman da suyun kirecini alır. Suyu yumuşatır. Kromlar biraz sert malzeme. Çay lezzeti vermez. Yani her şeyin ya, el emeği olan her şeyin ayrı bir farkı var zaten. Hani bu geçmişten de böyle geliyor. Evet. Hani her ne el emeğin daha bir güzel oluyor, anlamlı oluyor. Hani daha bir özen. Tabii. Ama öyle de derken şu anda yuvarlak modeli fabrikasyon olanlar makine gücüyle kullanıldığı için elde bükemediğimiz kalın malzemeleri, sert malzemelerde semaver yapıldığı için bizimki dediğim gibi 1,5 yıl falan kullanılıyor ama onda da 3 yıl, 5 yıl kullanılıyor. Rağbet şu anda onlarda olmuş oluyor. Çünkü artık ekonomi zamanını yaşadığımız için vatandaş ekonomiksel olarak hangisi daha fazlaysa onu kullanır. Peki fiyatlarımız ne durumda? Ne kadardan satıyoruz? Fiyatlarımız yaklaşık olarak fabrikasyon olanla yastı model aynı. Yastı model bir el imalatı olanınkini dediğim gibi imalat daha fazla olduğu için zamanı imalatta zorlandığımız için aynı fiyata veriyor biliyoruz yastı fabrikasyon olanla. Anladım. Fiyatlarımız olarak da yaklaşık 70-75 arası. Anladım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Evet, meslek hikayeleri programında aslında terzilerimize sıkça yer veriyoruz. Çünkü terzilik mesleği de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizin arasında. Şimdi yanımda Mustafa abim var. Az önce meslek hikayeleri programında 68 yıldır aynı işi yapan bir Ahmet amcamızla program yaptık ve onu dinledik. Rekorumuz oydu ama şu anda da 62 senedir terzi olan Mustafa abimiz var. Merhabalar Mustafa abi. Merhaba. Seni tanıyalım. Doğum yer Çorum Osmancık, Zeytinköy'ü. Rahmetli babam, ben 3-4 yaşındayken Bafra'ya taşınmış. Bafra'da terzilik mesleğine başladım. Daha sonraki yıllar Samsun'da idame ettirdik. Daha sonra Samsun'da dükkan açtım. Dükkanı yanındaki Galfi'ye devrettim. Libya'ya gittim. Hanım buralı, Libya dönüşü de Vezirköprü'de dükkan açtım. 40 yıldır da Vezirköprü'deyim. 40 yıldır da Vezirköprü'deyim. Evet. Bedestan'da kaç senedir varız? Bedestan'da kaç senedir varız? Bedestan'da 4 sene oldu. 4 sene oldu. Ve aşağıdaydı dükkan. Buraya, orayı 101 lira verdiler. Büyük bir mağazaya verdiler. Dolayısıyla ben de buraya şu anda. Zaten şu anda hani terlik işi çok fazla bir güç isteyen bir şeydi. Eskiden biz 24 saat çalışıyorduk. Evet. Gece gündüz. Çünkü iş elinden yapılıyordu. Ha şu anda o işler yok tabi yani. Nedir? Sabah 9-10'da gidiyoruz. Akşam 5-6'da kapatıyor. Çünkü yok. O iş de yok. Bizim de gücümüz yetmez. Zaten şu anda 75 yaşından sonra ne kadar iş yapabilirsin yani. Şöyle, işlerin azalmasının sebebi nedir Mustafa amca? Bir, konfeksiyon olayı. Evet. İki, terlik zor bir meslek. Yani ben şimdi şu anda bir takım elbise dikeyim desem 1000 lira işçilik isterim. Çünkü benim ayda dikecek olduğum, yani kendi başıma çalışsam yetiştiriyor olur. Nedir? 3-4 takım elbisedir ay, bir ayda yetiştirebileceğim elbise. Bu da yani masrafıyla beraber lütfen gelse, esnek olsa 1000 liradan açsa kurtarmaz yani. İşin olması yani terliğin içine konfeksiyon ve el işinin pahalı olması. Ben diyelim ki takım elbise dikiyorum desem. Hı hı. Şimdi yeni iş almıyorum başka ama dikiyorum desem kaç kişi elbise diktirir 1000 liraya. Yani iş oradan kaynaklanıyor. Peki terzilik mesleği dışarıdan her şey yaparsak, terzilik mesleği nedir? Terzilik mesleği, pirimiz İdris Nebi. Ne diyor? İdris Nebi hüllem ter, Sübhanallah diyor diyor. Yani cennette bizim pirimiz, cennette tabii yani. İnsanın pis olan vücudunu kapatmaktır terzilik mesleği. Temiz bir meslektir yani. Peki, şöyle soralım, iş istihdamı olarak çırağımız oluyor mu? Çırağımız oluyor mu hiç? Çırak. Benim şimdi şu anda Vezirköprü'de benim yetiştirdiğim çırağım var. Evet. Vezirköprü'nün en iyi terzisi. Ya. Kamil Yağız diye bir çocuk var. Benim yanımda 10 sene çalıştı, terziyi ben öğrettim. Hani gurur duyuyorum tabii yani bundan. Samsun'da var benim yetiştirdiğim. Pantoloncu Şinasi var. Evet. Onu da ben yetiştirdim. Var yani bir de işte hangisini sayacaksın yani. Evet. Yetiştirdiğimiz çocuklar da yani. Peki şu anda devam ediyor mu? Hani çırak alımı şu anda oluyor mu yazları hiç? Şu anda çırak olmaz. Neden olmuyor yani yaz döneminde neden olmuyor? Neden olmaz? Çocuklar büyük meblağ bekliyorlar. Evet. Terlik mesleğinde veremezsin. Yani ben şimdi yanımda çalışıyorum, bir elemana tutup da 100 lira veremem. Evet. Ne verir? Ben vereceğim oğlum. Yani işin gelirine göre 30-40 lira el harçlığı verebilirim. Onu da çocuklar benimsemiyorlar. Bir haftada alacak olduğu 25-30 lirayı benimsemiyorlar. Evet. Ve o, dolayısıyla yani çırak olayı bitmiş demek yani. Peki ailelerimiz nasıl bakıyor bu duruma? Yani aileler istemiyor mu artık?
Ne açıdan? Yani aileler çocuklarını çırak olarak vermek istemiyorlar mı? Ben tabii yani aileler de istemiyor. Neden ne yani, peki? Diyorsun ya işte geleceğe yani terliğin için çok terlik pek hacı terzi yoktu yani hacılığa giden. Niye yoktur? Çünkü terlik mesela önceden beri çok kazandıran bir meslek değil ha. Aç kalmasın. Sabahtan cebinde kuruş alır, ekmek farenguz alırsın. Ama bu sefer milyarlarla falan oynayacak bir meslek değil. Ne şu andaki hani şeyler var, ne diyoruz? Hazır giyim. Hazır giyim bir de bu model falan çalışan, model çalışan terziler var. Onların haricinde kaç tane vardır Türkiye'de? 3-5 geçmiyor yani o da model çalışan. Onlar gibi olmuyor tabii yani. Nezikop'ta bir model terzi bulmak mümkün değil yani. Samsun'da bile yok. Yani ne var? Türkiye'de zaten sayılır. 8-10'u geçmiyor. Yani şimdi, dolayısıyla yani şimdi sıradan çalışan bir terzinin çok bir meblağı olmaz yani. Çok bir geliri, zengin durumu, yani terzikten tutmak at yat alan bir terzi yok, yok yani, hiç yok. Peki şunu soralım, şu anda Bedestan, buradan Bedestan'ı bilmeyenler için, dışarıdan Bedestan'a gelecekler için Bedestan hakkında ne demek istersin Mustafa amca? Yani Bedestan'da neler vardır? Yani bu tarihi Bedestan nedir? İçerisinde neler vardır? Şimdi Bedestan aslında bu şekilde çok güzel değil tabii. Evet. Ama dükkanlar çok küçük, günümüze cevap verecek dükkanlar değil bunlar. Dolayısıyla başka türlü de şimdi şuradaki bir semavacı arkadaşım, bir somacı arkadaşım en az 3-4 tane dükkanı var. Yani 3-4 tane dükkan anca onun işine cevap verebiliyor. Ucuz olduğu için de işte 50-60 liradan 4 dükkan 100, 200 lira, 300 lira oluyor. Bir benim buraya, en pahalı benim buraya. 235 lira benim kiram. Burası. Evet. Başka da Bedestan'da 235 lira yok. Hatta niye burası peki o kadar kirası fazla? Niye fazla? Hep ihaleye çıkmasında, ihaleyle veriyor ya şey, vakıf. Her ihaleye çıkmasında çıkan kişi üzerinden ihaleye, yani çıkan ücretlerin ihale oluyor. Diyelim 60 lira çıkmış adam, 60 liradan ihale ediliyor. 2-3 kişi, 4 kişi ihaleye giriyor. Ne oluyor? En azından 70-80 oluyor fiyat. Evet. Bu ihale fazla olduğu müddetle fiyat artmış. En çok ihale yapılan dünyada buraya bir zulüm şansımız. Kötü olmuş. Çünkü yani o kadar da büyük aslında bir yer değil. 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 Hatta geçen sene bakın bana şey yapmadı. Kira artışı yapmadı %10 her sene. Hmm. Kira artışı var. Sağ olsun da bakla piyasada yok başka. Kira artışı yapmadılar. İyi bari. En azından görmüşler, anlamışlar diyelim. Bitmiyor yani. İyi. Peki ne zamana kadar terzilik mesleği sürer Mustafa amca? Bu konfeksiyoncular çıktı. Yani terzilik mesleği sence hep giden yani gider sürebilecek bir meslek mi? Şöyle diyeyim. Ne ölür terzilik mesleği ne ölür? Yani giyim olduğu müddetçe sen giyiyorsun orada aldığın müddetçe paçayı satacaksın. Evet. Uymadı, hoşuna gitti, belini darlaştıracaksın veya açtıracaksın. Bunlar için terzilik yine gerekli. Ama dediğim gibi çok kazanan bir meslek olmadığı için çok da iyi bir şey olmaz yani. Ama ölür mü? Ölmez. Mümkün değil. Ben şimdi yeni iş yapmıyorum. Ha, ama şu şekilde ölebilir değil mi Mustafa amca? Mesela sen dedin ki takım elbise dikiyorum dedin. Belki hani takım elbise dikilmez ama illaki daralttırma, işte kestirme illaki olur. Yani mecbur yani yapılacak. Evet. Yani açlık gibi bir şey bu. Yaptırmak zorundasın. Elbise hoşuna gidiyor ama beli de bol. Evet. Bunu darlaştırmak. Kim yapacak bunu? Terzi yapacak. Yani bu da önemli yani. Son olarak diyeceğin bir şey var mı Mustafa amca? İşler hakkında genel olarak? Yok be gülüm, ben zaten diyorum bak yeni iş falan yapmıyorum. Ben yani ne yapıyorum? Ben burada kendimi oyalamaya çalışıyorum. Nefes darlığım da var. İşte eve gidip geliyorsam
Ne mutlu bana yani. Şükür olsun yaratana. Rabbim daha fazla sağlık versin, daha fazla iş versin diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Gönderim.